Horasan coğrafyası, Maveraün Nehir, Türkistan coğrafyası, Ulu Türkistan, alimler, evliyalar, bilginler, gönül sultanları diyarı. Onlardan birisi de sevginin sembolü Mevlana Celaleddin Rumi. Evet, 2023 Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Mevlana'nın vefatının yani vuslatın 750. yılı ilan edildi. Biz de Avrasya Gazeteciler Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Mevlana ile ilgili bir belgesel çekiyoruz. Belk'ten Konya'ya, Horasan'dan Anadolu'ya Mevlana yolu, sevgi yolu, kültür yolu, tarih yolu. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Mevlana Hazretlerinin çağrısına koşup gelen kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Vuslatının 750. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum. İnsanı tanımayı, yaradılanı sevmeyi sadece bu topraklara değil, tüm dünyaya öğreten ve Yaradan'a giden yolun muhabbetten ve kardeşlikten geçtiğini gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'yi bugün bir kez daha minnet duygularıyla anıyorum. Kıymetli misafirler, Mevlana Hazretlerinden bahsederken öncelikle ve neredeyse sadece aşktan söz etmek gerekir. Onun anıt eseri Mesnevi'nin temeli aşktır. Tabiatı sevmek, tabiatın içindekilere sevgi duymak, insanlara muhabbetle bakmak, Allah aşkıyla dolup taşmak, bütün bunlar Mevlana'nın gönül haritasının kilometre taşlarıdır. Saygıdeğer Mevlana dostları, hak aşıkları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün burada, bu güzel mekanda sizlerle birlikte olmak, Hazreti Mevlana'nın ahirete irtihalinin 750. yıl dönümünde onu anmak ve anlamaya çalışmak programında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet, büyük bir şeref duyuyorum. Aslında Mevlana ile ilgili ne zaman konuşsak, Konya'ya hatta ne zaman gelsek, Hazreti Mevlana'nın öğretisinden yeni bir şeyler görmek, Hazreti Mevlana ile ilgili yeni bir takım gerçeklere ulaşmak bizlere nasip oluyor. Onun için Konya'ya gelmek ve Mevlana ihtifallerinde bir arada olmak, sadece bir etkinliğe katılmak ya da sadece bir turistik seyahat etmenin ötesinde, İnsanın başta kendi içine doğru olmak üzere yaratılışın sırrına doğru seyahat etmesi demektir.